Herkese selam arkadaşlar, yeni videoya hoş geldiniz. Sabah yıkanmıştım, saçlarım hala ıslak. Birazdan tarayacağım tekrardan. Ama fön yapmak istemiyorum çünkü dışarı yanıyor. Şimdi üzerimi giyineceğim, ondan sonra dışarı çıkacağım çünkü birkaç yere uğramam lazım. Bir de korona testi yapmam lazım. Yarın annemlere gidiyorum biliyorsunuz ki. Normalde pazar günü gidecektim ama yarın gitmeye karar verdim. Yani cumartesi. O yüzden test yapacağım ama bir arkadaşımla buluşacağım. Müller'e falan gitmeyi düşünüyoruz. Öyle, neyse ben bir giyineyim, saçımı tarayayım, ondan sonra kamerayı tekrar açarım. Daha iyi bir görüntü olur diye düşünüyorum ama hazırlanmayacağım. Dediğim gibi dışarı sıcak ve makyaj yapasım yok, o yüzden sadece bir giyinirim hemen ve saçımı bağlarım. Ondan sonra tekrardan görüşürüz. Ben şimdi giyindim ve saniye biraz kapatıcı yapmaya karar verdim. Ay. Bu arada arkadaşlar, bu giydiğim tişört bayağı bir sorulmuştu. Bir kere vlogumda göstermiştim, yani üstümdeydi. Ben bunu Türkiye'den aldım. Yozgat'tan almıştım aynen. Ama dükkanı gerçekten hatırlamıyorum. Herhangi bir mağazaydı sanırım. Galiba bir kere 3 katlı bir yere gitmiştik, oraydı. Akdağ Madeninde. Oradan almıştım. Ama ismini bilmiyorum dediğim gibi. Yine de söyleyeyim dedim çünkü hep soruyorsunuz. Şöyle altına da yeni aldım. Pantolonumu giydim. Şöyle görüyorsunuz. Biraz kapatıcı yapacağım. Ama şu tarafa bakıyorsunuzsa kendimi göremiyorum. Saçımı da şöyle yarıdan bağladım. Çünkü biraz daha yaş arkası iyi kurusun diye açık bırakayım dedim. Hani yarısı açık kalsın en azından. Herhalde yedirdim. Biraz da yanağıma renk verelim. Çok hafif, yani renk dediysem böyle biraz bir ışıltı. Başka da bir şey yapmayacağım. Bir de lip balm sürerim. Dudaklarım kuru olmasın diye. Şöyle. Evet. Neyse. Kaşlarımdan da mı biraz gitsin? Bu arada kaşlarım da çıkmış da gözükmüyor. Neyse, belki şuraya biraz çizgi atarım. Ondan sonra çıkarım. Zeyd Mirza'yı da hazırladım zaten. Bugün nedense konuşamıyorum. Şu an içeride kendisi. Oyun halısında. Sonra çıkarız birlikte. Evet, biz şimdi çıktık. Zeyd Bey'in uykusu gelmiş. Her an uyuyabilir. Allah, şimdiden bile terledim arkadaşlar. İyi ki makyaj yapmamışım çünkü çok sıcak. Değil mi oğlum, çok sıcak bugün dışarı. Allah, seni yedim be. Arkadaşlar, arkadaşımla buluştum. Bakın size Ayaz'ı göstereyim. Saçını bağlamış. Ayaz. Bak bir. Bak bir teyzeyi. Nasıl tatlı olmuş. Küçük palmiye ağacı olmuş. Hatice de burada. Oğluşu seviyor. O da yeni uykudan uyandı ya. Nasıl bakıyor sana? Değil mi Ayaz? Ay, bu arada o kadar sıcak ki. Baksanıza. Şimdi korona testi yapmaya gideceğiz birazdan. Şöyle görüyorsunuz etrafı, bayağıdır bir aydır buralarda yoktum, artık geri döndüm. Evet, böyle yani, çok sıcak. Değil mi? Yerler yerler seni. Sen babanın mı oldun? Şimdi kendimize içecek alıyoruz Bekka'dan, Anka'dan. Şundan, ice coffee. Bize burada gerçekten şu an hazırlıyor kadın. Ondan sonra gideriz, testimizi yaparız. Sonunda gezeriz inşallah. Değil mi? İnşallah. Ayaz nasıl bakıyor Zeyd'e? Şöyle ekmekler falan. Bakın. Şöyle ellerine bağlıyordum eskiden böyle işe gidince ya da okulda falan. Güzel oluyor. Şöyle soğuk kahvemizi aldık. Tadı çok güzel değil mi? Süper. Bayağı iyi. Bir de böyle içine küçük buzlar var. Yani tam bu havaya layık. O zaman şimdi gidip testlerimiz olabiliriz değil mi? Aynen. Hadi gidelim. Arkadaşlar, testimiz olduk. Şimdi Action'a girdik çünkü aynı yerde biraz dolanalım dedik. Bayağıdır gelmiyordum. Bakın şunlar da çok tatlı duruyor.
Şu da hoşuma gitti. Sunumluk. Bayağı güzel. Çok güzel. Ve çok uygun. 7.79. Bir bebiş ağlıyor şu an. Biraz bakalım ne var ne yok. Sizler de görmüş olursunuz. Ha, benim meşhur terliklerden. Ama bunun içi tüllü. İnsanı terletir. Şuradan geçebilir inşallah. Şuraya gel. Danke. Danke schön. Evet, biraz bakalım şuralara. Hatice nerede? Ha, Abdullah kalmış. Allah seni. Şurada. Ben de biraz şurayı çekeyim sizlere. Ay, bu maske var ya, yazın hiç çekilmiyor, hiç. Ay, bu ne güzel. Aynı benim o evdeki sepete benziyor. Aşırı tatlı duruyor. Ay. Bakalım. Bunlar her zaman var. Hep görüyorum şu gümüşleri. Bunlar ne? Aa, bakın böyle anı kutusu. Bebişleri. Böyle hatıra, hani eşyaları falan koymak için. Aa, Zeyd Mirzan var zaten. Şöyle. Sen neye bakıyordun? Ben kutubeyi şarj aldım. Şarj almış. Deniz kabukları. Tabii sahte. Gel geçelim buradan. Zaten bir şey yok. Bir mumlar var. Yeni bir şey var mı? Ne gelmiş? Ha. Yeni olarak. Ha, aynen. Şu çay için. Demliyorsun. Aynen. Şöyle bardaklar. Genelde çoğunlukla aynı oluyor bu bardak bölümü de. Olur. Aynen. Şunlar al. Yani. Arkaya da bakalım, çıkalım. Zaten bir şey olmayacak. Çünkü maskeyle nefes alamıyoruz. Sonra alacaklarımı unutmayayım da. Mülla'dan. Mülla'dan mı? Hmm. Aklımda birkaç bir şey var. Umarım unutmam. Şu an DM'e geldik. Önce Mülla'ya girmiştik. Birkaç bir şey aldım. Aşağı koydum. Eve gidince gösteririm. Buradan da ağda alıyorum. Hatice de ne yapıyor? Demiyorum. Bir şey mi sormuştun? Bir tanesini. Yemel mi? Ben şeyi sürüyorum. Esensin var ya. Ama buralar niye her yer boşalmış ki? Bir de bitmiş. Ayaz. Bakın. Yok, bitmiş. Ha, seninki de bitmiş. Hepsi bitmiş. Niye böyle olmuş ki reyonlar, anlamadım. Baksanıza. Allah Allah. Siparişlerde herhalde bir sorun var. Baksanıza. Her yer boşalmış. Ve biz şimdi mola verdik. Bir yere oturduk. Şöyle. Beyaga sipariş verdik. Bayağı güzel duruyor bu arada. Canınız çektiyse hakkınızı helal edin arkadaşlar. Aynen. 10. Viyana'da Beyaga Şatyon. Şöyle Hatice ile aynısını aldık. Chili cheeseburger. O zaman bize afiyet olsun. Zeyd Bey de burada. Sanki gören de sanacak sakız çiğniyor. Ayaz Bey de burada. O zaman bize afiyet olsun. Oğlum baksana bana. Arkadaşlar, şeye geldik. Şöyle parkın önünde oturuyoruz. Aynen. Ama içine girmedik. Zaten Zeyd Mirza pek anlamıyor. Pek anlamıyor, hiç anlamıyor. Değil mi oğlum? Şu an burada böyle oturmuş, keyif yapıyor. Tabii tam oturtmuyorum daha. Şöyle uzanıyormuş gibi yaslanıyor aynı. Ayas Bey? Nerede? Daha. Bak. Bu kimin kolu? Benim kolum. Senin kolun. Ayas. Otur. Ayaz da burada. Zek Mirza'nın oyuncağıyla oynuyor. Bakın. Gözü var ya. Salla Ayaz. Salla. Hmm. Öyle biraz oturuyoruz. Sonra bir de dondurma yeriz herhalde. Bakarız. Değil mi? Aynen. Şimdi dondurma molası. İkimiz de aynısını aldık. McFlurry Oreo'lu aldık ve nougat sosu ekledik. Çok güzel gerçekten. Denemenizi tavsiye ederim şu kahverengi sos. Minik Bey de uyudu yine, bakın.
kafası böyle doğru şekilde şu an öbür tarafa dönmemesi lazım. Yerim ben onu. Oğlum. Biz hala buradayız. Oturuyoruz de. Değil mi? Bak yine dudağını yiyor, kendini dudaksız yapıyor. Bir tanem. Ayaz. Ayaz da masada. Palmiye ağaçlı. Palmiş palmiş. Biz de eve gideriz. Seni bir güzel banyo ettiririz. Değil mi oğlum? Sonunda uykusunu uyursun. Bu arada saat şu an 7. Genelde zaten 8.30-9'da yatıyor. 8'de eve giderim. Duş aldırırım. Sonra uyur inşallah. Değil mi annem? Öyle. Ne oldu? Arkadaşlar ben sizleri tamamen unutmuşum. Bir yarım saat önce falan eve geldik. Bayağı iyi dolaştık gerçekten yani. Ayaklarımız yoruldu ama güzeldi. Bayağı dolaştık. Çocuklar da temiz hava aldı. Zaten gelir gelmez Zeyd Mirza uyudu. Yolda aslında uyumuştu. Sonra eve geldim. Üzerini falan değiştirdim. Tekrar yatırdım. Uyuyor. Ben de size hemen aldıklarımı göstereyim. Tek 2-3 bir şey yani, ufak tefek şeyler. Onları göstereyim. Ondan sonra ben de uzanacağım. Dediğim gibi bayağı yorulduk. Görüyorsunuz zaten, aslında bir tekrar bir duşa girsem iyi olur. Çünkü yanıyorum. Aynen öyle yaparım. Videoyu kapatırım. Öyle. Neyse bir aldıklarımı göstereyim de size. Önce pek bir şey almadım ama göstereyim. Evet. Şöyle Ariel aldım. Bulaşık hapları. Ay bulaşık. Çamaşır hapları. Pardon. Ondan sonra bende normalde bu Labello vardı kirazda ama kaybettim. Bilmiyorum nerede. Kesin bir tane çantamın içindedir ama aramadım. O yüzden yeni bir tane aldım. Sonra pil aldım. Şey için lazımdı. Zeyd Mirza'nın oyun halısı için. Böyle ışık ve şarkı çalıyor. Papağandan. O yüzden bundan aldım. Ondan sonra bir tane çöp poşeti ve ağda aldım. Sonra Tangle Teas'i aldım. Yani tarak. Bu böyle saçınızı daha kolay taramanızı sağlıyor. Bunda bir takipçim önerdi. Şey adı neydi? Saçımın çok döküldüğünü bahsetmiştim zaten sizlere. Ondan sonra bu tarak bayağı bir önerildi. Ben de zaten hep ilgimi çekti ama ne yalan söyleyeyim hiç denememiştim. Fiyatı 6 euro falandı. Ama bilmiyorum, bu markası Tangle Teas'a değil. Ama aynı işlemi görüyor. Artık deneyeceğim. Bakalım memnun kalır mıyım? Eğer kalmazsam ismi Tangle Teas'a olanına bakacağım. Ama öyle yani. Bakalım, deneyeceğim dediğim gibi. Başka da bir şey. Bu arada pili bunun için almıştım. Şu gördüğünüz kuşun böyle arkası açılıyor. Ve sonra buradan ışık yanıyor ve şarkı da çalıyor. Zeyd Mirza'nın daha çok ilgisini çeker. Zaten aşırı seviyor bunu. Çünkü bayağı böyle oyuncakları var üstünde. O yüzden ilgisini çekiyor tabii ki de. Bu arada ben bunu şeyden aldım. Amazon'dan mı? Aynen. Amazon muydu? Ay ne diyorum ben. Herhalde Amazon'da arkadaşlar. Bir bom yazdım. Bu çıkıyor zaten. Ya da Toys R Us'da olabilir. Tam emin değilim ama her yerde var genelde. Bizimki böyle ve fiyatı da 50 euroydu. Bakın şuradan bile açıyorsun sonra şarkıyı falan. İyi yani, bebeklerin bayağı ilgisini çekiyor. Şimdi oturdum. Öyle bir yorulmuşum ki. Şimdi aslında Zeyd Mirza uyuyor. Ben de uyuyabilirim. Ama benim gibi akıllı ne yapıyor? Gecelere kadar dizi izliyor. Evet. Ve hep eski dizi yani, full. Bilmiyorum ama aşırı zevk alıyorum eski dizilerden. O yüzden öyle. Tekrar izlerim bir saat falan. Ondan sonra ben de uyuyacağım. Yorgunum. Bu arada bahsettim zaten, yarın annemlere gidiyorum. Daha bavulumu hazırlamadım. Ama gerçekten şimdi hiç halim yok. Yarın yapacağım. Zaten daha biletimi almadım. Trenle gidiyorum zaten. Her zaman alabilirim. O yüzden yarın bakacağım duruma göre. Uyanırız. Kahvaltı yaparız. Ben evimi bir siler süpürürüm. Ondan sonra da bavulları hazırlarım. Sonra gideriz yani. Hani çok akşama kalmam ama böyle saat 3 gibi falan binerim diye düşünüyorum. Daha biletime bakacağım dediğim gibi. Biletimi alırım yarın sabah. Öyle Akif beni bırakacak istasyona. Sonra da annemler beni alacak oradan. Bu şekilde. Akif'ten tam 5-6 gün ayrı kalacağım. O da dediğim gibi cuma günü gelecek. Artık yapacak bir şey yok. Çünkü normalde Akif'le de gidebilirdim ama
Mesela Akif çalışıyor. Cuma günü gidebiliyoruz ve pazar günü mecbur tekrar eve gidiyoruz. Akif'in işi olduğu için. O yüzden mecburum yani. Yani mecbur değilim de erken gidiyorum. Annemler de torunuyla vakit geçirmiş oluyor. Benim için de güzel değişiklik oluyor ailemin yanında. O yönden böyle. Akif de sağ olsun anlayışla karşılıyor. Böyle. O zaman artık zaten gösterecek bir şey kalmadı bence. Videoyu burada kapatırım diye düşünüyorum. Öyle. O zaman size Allah'a emanet ediyorum. Bir dahaki videolarda inşallah görüşürüz. Bay bay.